Merhaba arkadaşlar, hepiniz Web Tasarımcı'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapay zeka ile tanışmadan önce çıkan ilk hesaplanabilir bilgi motorunu konuşacağız. Sol tarafta zaten bilgi motorunun sitesini görüyorsunuz. Siteye girmeden önce birkaç tane bilgi paylaşacağım. Ve eğer bu kanala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Şimdi bu Wolfram Alpha 2009 yılında çıktı. İlk zamanlarda, yani ben 96'lıyım. Bu internette tanışma dönemimde çıkan bir uygulamaymış. Yani bilgi motoruymuş. Benim haberim yoktu. Yeni öğrendim. Bugün geldiği nokta ciddi anlamda fark yaratıyormuş. Yani güncellenerek, kendini sürekli geliştirerek bayağı büyük bir fark yaratmış. Peki ne bu? Yani nasıl bir bilgi motoru? Bu Google'ın semantik, yani anlamlı web araması hedefini farklı bir şekilde uygulamaya sokarak firmaya öncülük ediyor. Burada neler yapabiliyoruz? Ya Wolfram kendi arama motoru gibi gösteren arama kutusuna bir kelime girdiğiniz zaman size cevap vermeyi çalışan hesaplanabilir bir bilgi motoru. Bakın burada gördüğünüz gibi bir arama çubuğumuz var. Bu şekliyle bir arama motoru olmaktan daha çok Wikipedia gibi güvenilir bir veri tabanını başarılı bir şekilde sunan bir sistemdir. Normalde 2009 yılında adı neydi? Matematika yazılımının geliştiricisi yapmış bunu. Şimdi siteye girelim. Wolfram Alpha. Gördüğünüz gibi burada matematik, teknoloji ve bilim, kültür ve her gün diye bir kesitimiz var. Benim anladığım kadarıyla bu Wolfram Alpha ilk çıktığı zaman sadece bu iki kısım varmış yani. Buna göre yapılmış. Daha sonrası da bunlar eklenmiş. Burada gördüğünüz gibi ChatGPT ile beraber bir işbirliği yapıyor. Yani artık yapay zeka teknolojisini de kullanan bir sisteme dönüştürmüşler. Burada Wolfram Alpha hedefini tüm sistematik bilgi birikimini herkesin erişebileceği hesaplanabilir bir şekilde sunmak olan Wolfram, bilinen tüm model, metot ve algoritmaları toplayarak sorgulanan kelimelerle ilgili objektif bilgi sunmayı hedeflemiş ve başarmış. Bir de benim öğrendiğim kadarıyla Wolfram Alpha'da veriler güncel ve %99'a kadar doğru olduğu için yurt dışında bu gerçekten fazlasıyla kullanılıyormuş. 2009'dan bu yana kadar tek bir eksikliği var bana göre. Sadece İngilizce dil yapısı varmış. Yani hala başka hiçbir dil yapısını geliştirmemişler, koymamışlar. Peki diyelim ki bir matematiksel denklemi nasıl çözecek? Hani örnek olarak bir tane matematik denklemi alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Keşke lise zamanında bu siteyi görseymişim. Benim için çok işime yararmış. Bakın burada sonucu gösteriyor. Burada bu matematikte kanıt dediğimiz bir nitelik sunuyor. Alternatif formları sunuyor. Ve bilmediğim bir sürü şey gösteriyor. Bu şekilde başka bakalım. Normal Wolfram Alpha'ya gidelim. Bir de ya benim bildiğim gibi bunda maalesef Türkçe dil desteği yok. O yüzden diyelim ki biz konusal bir şey seçsek. Korona virüsü ne zaman ortaya çıktı diye bir soru yazıyorum. Bana tamamen düzgün bir şey çıkarsın diye Translate Google'ı kullanırım ben de. Geldim, yapıştırdım. Bakalım verisi gerçekten güncel miymiş ve bunlar geldiğinde soruyor mu? Çünkü diyor ki ne sormak istiyorsan, ne hesaplamak istiyorsan yaz diyor. Yazdım. Evet, bir Wikipedia edasında bana sonuçları gösterdi. Wolfram Community Research diyor. Yani Wolfram topluluğunun araştırmaları. Covid-19 dünyada, Türkiye'de olarak gösteriyor. Yine hesaplamalar. Yani hesaplamaya dayalı olduğu için her şey hesaplı. Hesaplı kitaplı bize gösteriyor. Ben gayet beğendim. Dediğim gibi keşke lise zamanında bunu öğrenmiş olsaydım. Daha çok işime yarardı. Ama illaki bunu kullanmaya başlarım, bir yerde işime yarayacaktır. Umarım sizin de işinize yaramıştır. Eğer işinize yaradıysa ve beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.